Evet, selamünaleyküm değerli arkadaşlarım, hayırlı akşamlar. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Bu akşam kendilik bilinci çalışmaları hakkında mevcuttaki kursiyer arkadaşlarımızla, katılımcı arkadaşlarımızla size bu hususta bilgi paylaşımı yapmak istiyoruz. İnşallah. Şimdi öncelikli olarak isterseniz ben şöyle bir tanıtım yapmaya çalışayım. Kendilik bilinci derslerinde biz ne öğreniyoruz? Biz kendilik bilinci derslerimizde tasavvufa dayalı kültürel geçmişimizden gelen bazı kavramları tanımlamaya çalışıyoruz. Bu tanımlamalarımız bittikten sonra zaman ve vakit gözlemi içerisinde arkadaşlar kendimizi yani kendi iç ve dış yapımızı bu dünyamızdaki yaşadığımız olayların nedeninin, niçinini ve nasılını ve ne yaptığımızı ve ne yapmamız gerektiğini tanımlamaya çalışıyoruz. Biz buna yaşamış olduğumuz sorunlarımızı tanımlamaya keşif, bu sorunları çözümleme hususunda bu sorunları çözümleme hususunda yapmış olduğumuz başarılı çalışmaların ki bu çalışmaların esmasal boyutu yani zikirsel boyutu artı fikirsel boyutu ve davranışsal boyutu, erdemsel boyutu ve iman esasını tanımlama boyutları var. Bu hususta tefekkürler yapıyoruz. Bu hususta nerede, neyi, nasıl ve niçin eksik ve yanlış yaptığımızı tanımlayıp sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sorunlarımızı çözebildiğimiz kadarıyla veya çözmeye çalıştığımız kadarıyla da fetihler yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim bu dünya hayatımızda, hayatımızın bu dünya kısmında konfor alanımızı genişletiyor. Yani hayatımızı daha yaşanabilir, daha bilinçli, daha mantıklı, daha yararlı ve kaliteli hale getirmemizi sağlıyor. Bu usta çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık bu çalışmalarımıza yani uzun süre de diyebiliriz. Ancak belirgin olarak 5-6 yıldır fiili olarak sosyal medya üzerinden veya küçük toplantılar, sohbetler üzerinden yapmaya çalışıyorduk. İnşallah gün geçtikçe daha kaliteli, daha yararlı, daha belirgin, somut şekilde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Daha somut olmasının sebebi bu sene mesela bir program geliştirdik. Kendilik bilinci çalışmaları ile ilgili. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hepinize. Teşekkür ediyorum Rukiye Hanım. Bu sene güzel bir program geliştirdik. Bu program bizim keşif ve fetih, daha doğrusu zaman tanımlaması yapmamıza, vakit belirlemesi yapmamıza, dolayısıyla da yapacaklarımızı nasıl yani yaşamımızdaki olayların tanımlamamıza yardım oluyor. Ve bu işleyiş içerisinde, zaman ve vakit işleyişi içerisinde böyle kendimize ait bir literatür oluşturduk. Bütüncül olarak kişiyi ve olayları tanımlamamıza yardımcı oluyor. Sorunlarımızı tanımlayıp çözümlemeler noktasında yine dinimize, kültürümüze, örf ve adetimize uygun, kimlik ve kişiliğimize uygun, bu dünyaya geliş amacımıza, bu dünyadan gittikten sonraki yolculuk aşamamıza uygun belirlemeler ve tanımlamalar yapmaya çalışıyoruz. Buna kendilik bilinci dedik. Rabbim hepimize kolaylıklar versin. Bu bağlamda şu anda bizden ders almakta olan, yani kursumuzun içerisinde çalışmalar yapan arkadaşlardan bir kısmını canlı yayına alarak sizlerle bunun düşüncelerini alarak sizlere bilgilendirme yapmayı hedefledik. Evet arkadaşlar, kimler canlı yayına katılmak ister? Neredesiniz bakayım kendilik bilinci çalışanları? Kimler var bakalım? Hadi bir katılma isteği gönderin lütfen. Birinizi kabul edelim. Evet, arkadaşlarımız cesaret gösterecek mi? Evet.
Ayşe Bakır kabul edelim. Ayşe Hanım'la. Evet. Arkadaşlar az önce de söylemeye çalıştım. Yeni bir literatür oluşturduk kendi içimizde. Ama yine bizden bir literatür. Mesela zaman kavramını farklı değerlendiriyoruz. Kendimiz tespitini yapıyoruz. Ayşe Hanım olmadı. Bir daha dener misiniz lütfen? Evet. Arkadaşlar bakın alt tarafta artı tuşu var. Hani biraz da Instagram'da canlı yayına katılma noktasında belki. Evet, Birgül Hanım yolda olduğunu söyledi. Tamam Birgül Hanım, diğer arkadaşlarımızla konuşuruz. Arkadaşlar zaman bizim algılarımızı tetikleyen feleksel etkilerin hareketliliklerini gözlemleme alanımız bizim. Biliyorsunuz 7 tane ana felek vardır. İşte Venüs, Jüpiter, Merkür ve bunun gibi. Bunun gibi felekler bizi nasıl ve ne zaman dilimleri arasında, hangi günler arasında nasıl etkiliyor? Ve bu etkileşimlerden mesela ben Süleyman olarak Venüs'ten nasıl bir etki alıyorum? Hangi sıfatı nasıl anlıyorum ve nasıl davranışlar sergiliyorum? Veya diğer felekler hususunda bu gibi tanımlamalar yapmamıza. Evet Ayşe Hanım. Hemen Ayşe Hanım'ı alıyoruz. Evet Ayşe Hanım'ı bekliyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Ayşe Hanım, yapamadım ben, özür dilerim. Lütfen bir daha gönderir misiniz? Evet. İnşallah başaracağız. Böyle bir çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Çalışmalarımızın temelinde tabii ki inancımız, imanımız ve İslami değerlerimiz ön planda. Yoksa eski köye yeni adet, yeni bir tarikat geliştirme gibi bir amacımız veya yeni bir cemaat geliştirme gibi bir amacımız yok. Ben vallahi kabul ediyorum davetinizi, bir türlü sizi o şeye dahil edemedim. Evet. Kesinlikle bir cemaate bağlı değiliz. Kesinlikle ehli sünnetin dışında bir amacımız, bir maksadımız yok. Fakat günümüzde Müslüman toplumunun kayboluşuna bir çare. Bir çıkış yol. Dinimizi tahkik yönüyle. Tahkik yani kişilerin hakikatini ulaşma yolunda özel bir eğitim veya tanımlama sistemleri geliştirdik bu hususta. Allah Allah. Yani özür dilerim Ayşe Hanım alamıyorum sizi niyeyse. Katılamıyor diyor. Ayşe Bakır arkadaşım katılamıyor diyor. Valla kabulünü yapıyorum. Özür dilerim sizi alamadım. Kusura bakmayın. Ama bunun benimle ilgili bir sorunu varsa bunu mutlaka tanımlamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar başka arkadaşlarımızdan katılmak isteyen, kendilik bilinci çalışmaları hususunda düşüncelerini paylaşmak isteyen arkadaşımız yok mu? Nerede kendilik bilinci kursu yerleri? Allahu Ekber. Ayşe Hanım'ı almadan bu iş kabul ediyorum. Canlı yayına davet ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Kimse yok mu grubumuzdan? Evet, kimse yok. Yani kısaca biz o zaman tanıtımımızı yapalım. Biliyorsunuz Müslümanın hayatında
Türk ve Müslüman toplumunun içerisinde inanç ön plandadır. O inancı onun yaşamasını, onun sosyal ilişkilerini, kendiliğini, kendilik bilincini oluşturur. Çünkü inanç bizleri, evet Yavuz Bey, evet Ayşe Hanım katılamıyorsunuz ya. Evet. Evet Yavuz Bey hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Selamlar. Sağ ol hocam. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Yavuz Bey'le uzun süredir birlikteyiz. Allah razı olsun. Yavuz Bey, kendilik bilinci hakkında arkadaşlarımıza nasıl bir şey söylemek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Hocam, kendini bilen Rabbini bilirmiş. Kendini bilen Rabbini bilir değil mi? Men arefe nefsehu ve men arefe rabbehu. Evet. Allah zaten bize kendimizi bilelim. Kendimiz. Risalet olmuş, peygamberler gelmiş. Yavuz Bey biraz daha yakın olabilir misiniz? Daha ses sorunu var değil mi? Ya sesiniz az geliyormuş. Arkadaşlar öyle söylediler. Evet hocam, benim bu telefonda bir sorun var ya. Her seferinde aynı şeyi yapıyor da. Neyse, olduğu kadar. Buyurun. Allah 124 bin peygamber göndermiş hocam, kendimizi bilelim diye. Evet. Kendimizi bilmemiz lazım. Bunun için göklerden gelen emirleri yerdeki bizim egolarımızdaki eksikliklerden geçip de ifrat tefrit haller oluyor. Biz bunları fark edersek eğer, ifrat mı tefrit mi, yanlış mıyız, yanlış algıda mıyız, hangi evde ne oluyor, ailemizde nasıl, işimizde nedir, bunları öğrenin ve bu etkilerin bize verdiği etkilerin kendine has Allah'ın bize belirlediği mesela isimler var. Mesela o Rahman'dır. O evet. Rahim'dir. Mesela Kuddüs'tür. Bunların bizim bedenimizde mesela o çok cömert mesela. Biz de onun subuti sıfatlarını bir şekilde vücudumuzda tezahür ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tezahür için de esmaların bilincine varmak gerekir. Ve feleklerden aldığımız etkiyi, zamanı bilmeyi, tanımayı, hangi saatte ne olur, nasıl olur, hayırlı mıdır, değil midir, bunları öğrenme üzerine kendilik bilinci biraz daha öne çıkıyor. Evet. Zamanı bilmek için zaten insanı Dehir suresinde geçiyor herhalde hocam. El etâlel insâne hînum mined dehir. Evet. İnsanın üzerinden ne kadar bir zaman geçti o bilmez onu diyor. Evet. Bilgiler zamanla ilgili. Allah'ın bize özellikle yıldızlara bakmamızı emretmesinin aslında bizim zihnimizde o yıldızların bir karşılığı olmasıyla alakası var hocam. Kesinlikle yaşamın içindeler. Bizlerin algı ve anlayışları olarak, duygu ve düşünceleri olarak değil mi? Bir tetikleme alıyoruz. Bizim bedenimizde mutlaka her burcun, feleğin bir karşılığı var. Onların kesinlikle. Onların etkisiyle oluşan hastalıklar var. Onlardan dolayı oluşan cinni etkiler ve şeyler, yani düşünce karışıklıkları olabiliyor. Bunların farkına varırsan tedaviye başlarsın. Kesinlikle. Dediği gibi. Hipokrat öyle demiş hocam. Hasta kabul etmiyorsa hastalığını, onu tedavi edemezsin. Yani bir adam kendini bilmek istemezse ya da yani ben ne yapıyorum, ne ediyorumu düşünmeyen adama sen kendini anlatamazsın hocam. Evet, evet. Yani kişinin kendisini istemesi lazım. Kişi kendisi istemezse zaten arayışı içerisinde olmayan insanın yani ona yapacak bir şey yok. Kesinlikle. Ya ona versen de zayi etmiş olursun zaten hocam. Evet. Yani hak etmeyene ve istemeyene verilmemesi lazım. Dolayısıyla kendini
bilme isteği de zaten Allahu Teala'nın bir takdiri. Kesinlikle. Mesela Hazreti Musa için rivayet edilir de, çobanlık yaparken bir kuzu kaçıyor hocam. O da onu kovalıyor. Bir gün neredeyse akşama kadar kovalıyor onu. En son kuzuyu yakalıyor, onu alıyor, sarılıyor, merhamet ediyor. Sırf o merhametinden dolayı ona risalet veriliyor. Yani. Şimdi güzel, eğer kendimizi bilirsek, doğru ibadetler, ameller yaparsak, bu risalet bizim için de geçerli. Çünkü etrafımızdaki insanların da kendini bilmesi lazım ki evet, etrafındakilere zarar vermesin. Evet. İçindeki nefsani bölgelerin, yani hayvanların içimizdeki, hepimiz biliyorsun kurt gibi açız hocam. Hepimiz evet. Yavuz Bey, bir akşam seninle şey yapalım. Bir akşam seninle bu hastalık nedenleri dediğimiz, hani bizdeki soru ve sorunların ortaya çıkış kanalları üzerine bir sohbet yapalım. Arkadaşlarımıza o konuyu biraz anlatmaya çalışalım, ama ayrı bir akşam ele alalım isterseniz. İnşallah. Tamam. Allah razı olsun. Siz devam edin müsaadenizle. Allah razı olsun Yavuz Bey. Görüşü belki başkası girmek ister. Başka arkadaşlara da söz verelim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katılım için. Ayşe Hanım'ı ben nedense alamadım derse, yani sohbete, hayırlısı olsun. İnşallah başka bir akşam. Evet arkadaşlar, insan kendini bilmek zorunda. Neden zorunda? Kendini bilmediği zaman, o zaman bu dünyada şirkler oluşturur. Şeytanlar oluşturur. Sahte benlikler üzerinde yaşar. Gizli, kendine bile gizli olan maskelerle dolaşır. İşte bunu Rabbül Alemin ayrı bir varlık iddiası olduğu için Rab mekanizması reddeder. Biz buna ne diyoruz? Bu dünyada sorun, sıkıntı, problem, dert, keder. Aslında bizim yaşam dediğimiz alan 12 alanda incelenmiş, biliyorsunuz. Astrolojide 12 alanda incelenmiş. İşte efendim, kimlik, kişilik evimiz, mal mülk edinme evimiz, kardeş, arkadaş, komşu, akraba, anne baba, çocuklar, çalışma, iş güç, sağlık. Yani hiçbir sorun nedensiz ve sebepsiz değildir. Burada mutlaka ilgili bir esmanın idraki yoktur o kişide. Dolayısıyla ya ifrat veya tefrit bir davranışı vardır. İşte bunun tanımlanması istenmektedir. Rabbül Alemin bir manada şöyle der, demek istemektedir. Ey kulum, ben seni seviyorum. Bak, sen Müslüman olduğunu, iman ettiğini söylüyorsun. Ya git, kerim olmasını öğrenemedin. Yani cömertliğin düşünsel ve davranışsal karşılıklarını bu dünyada tanımlayamadın. Dolayısıyla işte kimlik, kişilik olarak doğru davranışı sergileyemedin. Mal mülk kazanma noktasında doğru davranışı sergileyemedin. Arkadaşların, kardeşlerin konusunda iletişimsel noktada doğru davranışı sergileyen, bir yerde en konularından bir konuda sen yanlışlık üzeresin. Git bunu düzenle. O kerim esmasıdır, rahim esmasıdır, rauf esmasıdır ve bunun gibi. Birisini öğren de gel demek istemektedir. Öğren de gel, itidali öğren, erdemi öğren, gerekli iman esasını senden güneş gibi açığa çıksın. Bu dünyada vallahi nasıl yapabilirim arkadaşım? Bu dünyada sen huzuru bul. Evet. Nurhan Hanım, size kabul ettim ama buyurun, evet geldi. Bir arkadaşımız katıldı. Arkadaşım hoş geldiniz. Selamlar hocam, iyi akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Allah iyilik sağlık versin. Nurhan Hanım, bu dönem baştan bizimle beraber 6-7 ay oldu herhalde, değil mi Nurhan Hanım? Oldu oldu, evet. 4. ayın 3'ünde başlamıştık. Güzel bir eğitim dönemi olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de aynı fikirdesinizdir. Lütfen tarafsız olarak kendilik bilinci çalışmaları hakkında ne dersiniz? Allah'a vallahi
Söylersem, estağfurullah. Buyur. Ben şahsen çok nasiplendim hocam. Yani iyi ki katılmışım diyorum. İyi ki sizinle tanışmışım diyorum. Biliyorsunuz ben biraz böyle hani analitik düşünen biriyim ve hani aklıma yatmayan şeyleri çok çabuk kabul etmiyorum. Evet. Dolayısıyla hani ilk başlarda kafamda bir sürü soru vardı ama bunu hayatımda mesela sağlamalarını aldıkça, onayladıkça öğrendiğimiz bilgileri daha çok aklıma yattı, daha çok inandım açıkçası. Evet. O yüzden insan hani böyle bir şeyin karşılığını da bulunca, hayatında da görünce daha bir sıkı sarılıyor olaya. Benim için de öyle oldu. Allah razı olsun. Yani bu sözleri duymak inanın bize dünyalardan daha önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgisayar programımız var biliyorsunuz. Hani kendilik bilinci çalışma programımız. Bu program hakkında ne demek istersiniz? Nasıl bir program? Kullanabildiniz mi? Tabii ki kullanıyorum. Normal şartlarda bunu eskiden olsa mesela elle hesaplamak ve belli bir mesai harcamak gerekiyordu. Ama şu an teknolojinin nimetleri artık biz de kullanıyoruz. Bir tuşla her şeyi tık tık hemen halledilebiliyor. Çok pratik. Zamandan tasarruf, bilinmeyen, bilmediğimiz şeyleri o hesaplıyor, biliyor mesela. O çok iyi. Ben çok memnunum, kullanıyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gördüğüme çok sevindim. Paylaşımınıza ben da de onur ettiniz beni. Çok teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah hocam. Herkese selamlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İnşallah. Evet arkadaşlar, az önce de söylemeye çalıştık. Yaşamımızdaki soru ve sorunları düzenlediğimizde bu sefer Rabbül Alemin bu dünyada biz ne oluyor? O sorunu ortadan kaldırdığımızda bu sefer cehennem azabı gibi, kabir azabı gibi yaşadığımız soru ve sorun neyse o ortadan kalkıyor. Bu dünya ilgili ev konusu, yaşamımız bir şekilde cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Bu da bize ahirette işin sonunda, yolun sonunda varacağımız yerin bir göstergesidir. Dolayısıyla cenneti görmek isteyen bu dünyada görmeli. Karşılığını görmelisiniz. Cehennemi yaşayan da zaten bu dünyada karşılığını görüyor. Ben Müslüman oldum demekle Müslümanlık olmuyor. Yaşamdaki soru ve sorunlarını çözülmeden yapılan Müslümanlık, yani o kısır bir Müslümanlık olur. Yoksa hiç kimsenin Müslümanlığına laf söyleyemeyiz. Herkes benden iyi Müslümandır. Amenna. Ama bunun göstergeleri vardır değil mi? İşte o göstergelerin de noktasında tahkik dediğimiz ince ayrıntıları, nüansları ondan sonra yakalamamız lazım, bulmamız lazım. Çalışmalarımız bu yönde. Evet, başka bir arkadaşımız yok mu? Lütfen katılmak isteyen, düşüncelerini paylaşmak isteyen, kendilik bilinci tanıtımı adına sözü olan arkadaşlarımızı katılıma davet ediyorum. Lütfen bu canlı yayının altındaki artı tuşuna basarak herhalde istek gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir arkadaşımız daha geldi. Bedriye Hanım. Evet, İzmir'den katılan değerli bir arkadaşımız. İnşallah sayfa açılır. Evet, Bedriye Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Bedriye Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Sayenizde daha da iyi oluyorum. Ben bu kendilik bilinci dersinde bugün de hatta bahsetmiştiniz. Daha önceleri kendi düşüncemizin en doğru düşünce olduğunu düşünüyorduk diye. Evet. Evet, gerçekten farklı gözle dünyaya ve olaylara bakmayı gördük. Daha da devam ediyoruz inşallah. Ben çok faydasını gördüm. Daha bir sakinleştiğimi düşünüyorum. Sayenizde diyorum, teşekkür ederim. Betül Hanım'a teşekkür ederim. Çok güzel bir program yapıverdi bize. Ondan sonra yani hemen bizi kendimize getiriyor. Yani mesela birçok konuda
ben kendimce aslında ben işte böyle mütevazi biriyim falan derken karşı taraftan aslında kibirli biri olabileceğimi düşünmemiştim mesela. Bu farklı bir bakış açısı verdi bana. Her zaman en doğru biz değiliz. Hayır, bir değil. De şunu daha bir anladım. Talebin neyse olsun sen. Bugünkü haline kendin müşteri oldun. Kesinlikle. Bunu daha iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bedriye Hanım, katılımınıza, düşüncelerinizi paylaşmanıza, tarafsız olarak söylemenize inanın çok sevindim. Bütün arkadaşlarımla beraber. Ve biz çok teşekkür ediyoruz. Derslerde görüşmek üzere. Durmak yok, yola devam. Eyvallah hocam. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar, olayları bütüncül olarak değerlendirmemiz gerekir. Olayları bütüncül olarak değerlendirdiğimizde kendi kör algımızdan sıyrılıp o evrensellik dediğimiz o ilahi boyuta yani taşındığımızda ve bu noktada kendi zaaflarımızın bağlarını, zincirlerini kırdığımızda, hani İstiklal Marşımızda da yazıyor ya, zincirleri çılgınca kırarım gibi, sözü toparlayamadım özür dilerim. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım sözü gibi, kendi benliğimizin yani yanlış anlayışlarımızın, duygu ve düşüncelerimizden kurtuldukça özgürleşebiliriz. Yoksa ben haklıyım, tamam sen haklısın ama karşı taraf da haklı. Ne olacak şimdik? Yani gücü yeten yetene bir dünyada arkadaşlar haklılıktan bahsedilemez. Bir şekilde bir taraf için haksızlık öne çıkar. Evet arkadaşlar, katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz canlı yayına. Betül Hanım. Evet. Programımızın mucidi yazılımcı değerli Betül Hanım arkadaşımızı davet ettik. Evet. Betül Hanım. Hoş geldiniz. Ama sen trafiktesin. Ben trafikteyim. Gidiyorum. Kenara çek de öyle konuş bari. Hocam bir şey olmaz da. Sıkıntı yok diyorsun. Trafikteyim. Ama tamam. Toplamak istedim çünkü başka da vaktim yoktu. Tamam. Ben de teşekkür ediyorum. Betül Hanım, biz teşekkür ediyoruz. Sizden rica ediyorum. Kendilik bilinci nedir? Nasıl bir program yaptın sen öyle? Buyurun. Kendilik bilinci nedir? Kendilik bilinci aslında insanın kendi egolarından arınmasıdır diyebilirim. Yani hayatında ben şimdi bir yolda gidiyorum. Evet. Ve kurallar var her yerde olduğu gibi. Bizim de evlerimiz var, farklı evlerimiz ve oranın kuralları var. Yani hani diyorsunuz ya, evet cömertlik eksik ama bunun hangi evde olduğu çok önemli. Yani ikinci evdeyse belki parayla ilgili ama belki üçüncü evdeyse arkadaşlıkla, belki orada siz gülümsemekte cömertlik yapmıyorsunuz ya da hoş sohbette cömertlik yapmıyorsunuz. Yani bunun da tespitini yapmak çok önemli kişiye göre. Evet. Ve nerede? Her şey aslında zamanda ve onun çözümlerinde gizli. Daha önce yaşadığımız korkuların ne kadar anlamsız olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü siz itidaldeyseniz hiçbir şey size dokunamıyor aslında. Yani o korkular tamamen onunla beraber siliniyor. Ya siz zayıflık gösterdiğiniz için o korkuları yaşıyorsunuz, o problemleri, ya da ifratta olduğunuz için. Kesinlikle. Yani hastalıklar kader değil veya sorunlar kader değil. Kader de var ama kader değil. O sizin tercihiniz diyoruz değil mi? Bizim tercihimiz diyoruz. Evet. Allah öyle razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. 2 senedir bu işin içindeyim. Sadece sabır. Yani her şey bir anda çözülmüyor. Ama sabır oldukça ve insanlar kendini, yani bizler ve hala daha öğreniyoruz. Kendimizi tanımladıkça çok güzel açılımlar olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Betül Hanım, tamam. Program hakkında ne söylemek istersiniz? Hedefiniz ne? Hedefimiz bunu bir telefon uygulaması haline dönüştüreceğiz. Ve
Yani şu anda herkesin elinde bir cep telefonu var. Yani bu artık bizim organımız gibi bir şey. Yani evet. Tamamen daha yani büyük ihtimalle kullanıcıların daha kolay kullanılabileceği bir formata gelecek. Yani saatleri, dakikaları okuyabileceğiz mi? İnşallah. Okuyabileceğiz. Betül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınız için Allah'ım kolaylıklar versin. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar geçen gün de konuşmuştuk. Yavuz Bey ile konuşmuştuk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Zamanın hükümleri belli. Her zamanın hükmü vardır. Yani Mars dediğimiz zaman ne akla gelir? Mars dediğimiz zaman savaş, kavgacılık değil mi? Aksilik, inat. Ondan sonra ihanetler akla gelir değil mi? Meşhur. Ondan sonra Venüs dediğimiz zaman ne akla gelir? Veya Merkür dediğimizde veya Satürn dediğimizde. Bakın bunlar sizlerin hep bir ev konusuyla alakalı. Yani belki içinizden biri Satürn evinde kardeş arkadaş evi olduğu için kardeşleriyle arkadaşlarıyla onun için devamlı sıkıntı yaşıyor. Belki kınayıcılık, şikayet tarzı da davrandığı için veya hep kendini geri çektiği için sıkıntılar yaşıyor. Veya Jüpiter'de aşırı kaygı, gereksiz bir kaygı hastalığına tutulduğu için bir sıkıntı yaşıyor. Üçüncü evinde, beşinci evinde, yedinci evinde, dokuzuncu evinde. Arkadaşlar bunlar bizim kaderimizde var ama kaderimiz değil. Evet arkadaşlar, başka düşüncelerini paylaşmak isteyen veya soru sormak isteyen başka arkadaşlarım da olabilir. Lütfen canlı yayına katılmak için çekinmeyin. Buyurun. Merve Karadeniz. Nerede Merve Karadeniz? Merve arkadaşım buralarda mı? Canlı cıvıl cıvıl bir gerede kuşu. Nerede Merve arkadaşım? Herhalde müsait değil galiba. Evet arkadaşlar, kısaca bizim demek istediklerimiz bunlar. Kursiyer arkadaşlarımız kimisi katılamadı, kimisi müsait olamadı. Ev hali, akşam vakti. Merve Hanım niçin canlı yayına katılmıyorsun? Hadi bize kendilik bilincini anlat biraz. Faydasını, yararını, zararını, iyiliğini, kötülüğünü ne söylemek istersin kendilik bilinci çalışmaları hususunda? Evet, ev hali olduğu için hiç kimseye bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. İnşallah bir başka canlı yayınımızda yine kendilik bilinci sohbetleri hususunda evet yine sizlerle beraber olacağız. Fazla da sizin zamanınızı tamam Merve Hanım, o zaman öğren onu sen bir dahaki yayına kadar. Senin düşüncelerini paylaşmanı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili soru varsa onu da cevaplamakta memnuniyet duyarız. Bir de bu arada sizlerden soru var mı? O belirleninceye kadar veya sizler sorunuzu soruncaya kadar şunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar hiçbir mazlum masum değildir. En az zalimin sorumluluğu kadar konu neyse o konuda mazlum da suçludur. Fakat suçu tefrit, yani çekingen, zayıf, güvensiz davranmasıdır. Arkadaşlar, ürkek, kendini geri çeken, sessiz, çekingen, zayıf, güvensizlik duyguları bizlerin zaaflarıdır. Bizlerin zaaflarıdır ve alemde, bu dünyada, sosyal yaşamda istismar alanıdır. İstismar alanıdır. Hani nasıl elinizdeki 100 lirayı yolda giderken Ankara'da, İstanbul'da yola düşürdüğünüzü farz edin. 5 dakika sonra gelip o parayı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Neden? Çünkü hemen bir uyanık alır gider. Neden? Siz elinizdeki parayı tutmadığınız için. Arkadaşlar hayatımız da aynı şekilde.
kendimizi geri çekebiliriz, kendimize acıyabiliriz, üzülmekten korkabiliriz. Ancak üzülmekten korkan davranışlar sergileyemeyiz. Bakın içimizde ürkeklik olabilir ama bunu dışımızda gösteremeyiz. Gösterirsek hemen birisi gelir başımızda boza pişirir. Bu nedenle tefrit yani çekingen, ürkek, kendini geri çeken veya tam aksi. Bakın çekingen bir insanın, korkak bir insanın, ürkek bir insanın karşısına kim gelir dersiniz? Karşısına mutlaka ya bir egoist, narsist ya kendini beğenmiş, egosu yüksek veya kınayıcı, yargılayıcı bir başka suistimal eden bir insan gelir. Yani bunlar tesadüfen olmaz. Öyle lay lay lon bir dünyada yaşamıyoruz. Burası oyun ve eğlence yeri değil. Kendimizi bilip içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulma yerimiz, tanımlama yerimiz bizim bu dünya. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Soru gelmedi. Katılmak isteyen arkadaşlarım da şu anda teknik veya özel sebeplerinden dolayı katılamadılar herhalde. Hayırlısı olsun. İnşallah bir başka kendilik bilinci sohbetleri tanıtım canlı yayınında buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm.